ve Özgür Sesi Diyalog Gazetesi 3 yaşında. Bizi zirveye taşıyan siz halkımıza sonsuz teşekkürler. Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, geçtiğimiz hafta dağ yolunda meydana gelen felaket ya da bir diğer ifadeyle trafik kazasında yaşananların üzerinden çok bir süre geçmedi. Bir hafta geride kaldı ama bu sırada tepkilerin boyutu değişti. Eylemler bu haftaya taşındı ve bugün Başbakanlık önünde deyim yerindeyse gerçekten bir mahşeri kalabalık vardı. Sendikalarla birlikte, özellikle sendikal platformun başını çektiği ve üyeleriyle birlikte katıldığı, öğrencilerin de dahil olduğu etkinlikte ne yazık ki zaman zaman gerginlikler ve kötü anlar da yaşandı. Bazı polisler yaralandı, yine pek çok eylemci de yaralandı. Gözaltına alınanlar oldu. İstenmeyen görüntüler vardı. Sendikacılarla öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Öğrenciler beklediğimiz ve talep ettiğimiz eylem şekli bu değildi diyerek sendikaların siyasi amaçlarının olduğunu anladıklarını belirttiler ve hatta sendikaları da protesto ettiler. Bununla beraber özellikle hükümetin vereceği karara ya da alacağı tavır merak konusu. Sendikal platform saatlerde bir geriye dönüş, saatin tekrar eski noktasına, yaz saati uygulamasından geriye gidilmesi şeklinde bir talep var. Ancak hükümet bu noktada okul saatlerinin, mesai saatlerini, çalışma saatlerini düzenleyerek böyle bir düzenlemeye gitti. Bundan bir geri adım atar mı atmaz mı? Bu konuda bir bekleyiş var. Peki bu durum ne olacak? Merak konusu. Ancak sosyal medyada yine her konuda olduğumuz gibi ikiye bölünmüş durumdayız. Bir tarafta özellikle hükümetin saat değişikliği nedeniyle bu kazanın yaşanmasında sorumlu olduğunu iddia edenler ve buna bağlı olarak da bu saat değişikliğinin gerçekleşmesi gerektiğini ifade edenler. Diğer taraftan da sendikaların yine her zaman olduğu gibi yine aslında en ufak bir olayı ya da bir olaydan, bir olumsuz gelişmeden hükümeti ve dolayısıyla da Türkiye'yi sorumlu tutabilecek ne yazık ki bazı hareketler içerisinde olduğu iddiası. Yine Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak müzakerecilerin devam eden görüşmelerinin ardından bugün Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın temasları vardı. Nalund'la görüştü, Juncker'le de görüşecek gün içerisinde. Henüz Brüksel'den net bir mesaj gelmiş değil ama muhtemelen tabii ki Ocak ayındaki görüşmeler öncesinde Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'in nabzını yokluyor Cumhurbaşkanı Akıncı. Oradan alacağı mesajlarla, burada vereceği mesajlar da tabii ki çok önemli. Bugün çok değerli bir konumuz var. İlk kez program gerçekleştiriyoruz. Kendisini medyadan tanıyoruz. Hakikat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcı Doçent Doktor Sayın Güven Arıklı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Sevgili dostum, hoş bulduk. Çok nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Efendim biz de iyiyiz. Ancak gündem iyi değil. İyi haberler veremiyoruz. Bundan yakınıyoruz ama ne yazık ki ülkenin gündemini ağırlıklı olarak meşgul eden konu yine olumsuz olaylar. Geçtiğimiz hafta yaşamış olduğumuz trafik kazası ve kaybetmiş olduğumuz 3 can ve ardından yaşanan tepkiler. Tepkileri çok iyi anlayabiliyoruz. Tepkiler olmalı. Özellikle öğrencilerin arkadaşları için can siperhane mücadele etmesi demokratik yollarla, bu çok güzel. Eylem bir kültür aslında. Protesto bir kültür, bir hak. Ancak ne yazık ki birileri yine bir şekilde devreye girerek öğrencilerin bu temiz düşüncelerini, bu anlamlı düşüncelerini, hepimizin takdir ettiği, desteklediği bu hareketini kendi amaçları uğruna kullanmaya çalıştığını gördük. Bugün yine bu sokağa yansıdı. Başbakanlık binası önünde öğrencilerin yine bir şekilde birilerinin siyasetine alet edilmek istendiğini gördük. Öğrenciler de bunu fark etti. Hepsi pırıl pırıl, çok zeki, çok akıllı öğrenciler ve hatta orada sendikaları protesto da ettiler. Kameralarımızla konuştular. Belki bu röportajları bugün ana haber bülteninde vereceğiz izleyenlerimizle. Buradan biliyorum yani. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sendikaların eyleme karşı tavrını? Kazada ihmaller, ihlaller ve bu bağlamda hükümetin üzerine düşen sorumluluğu tarafsız bir şekilde ben sormaya çalıştım ama siz nasıl değerlendirirsiniz merak ediyoruz. Emin olun ben de tarafsız bir şekilde size açıklayacağım ama sizin huzurunuzda ben Diyalog TV'nin ikinci yaşını, Diyalog Gazetesi'nin 3. yaşını burada kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Nice uzun yıllar tarafsızlık kimliğiyle dediğiniz gibi yayınlar diliyorum size. Deniz Baykal zamanında Erdal İnönü'nün, İsmet İnönü'nün pardon, yakasını yapışmış. Demiş ki özgürlük istiyorum diye. Demiş ki yaptığın ne? Şimdi özgürlük
hak hukuk arama, demokrasi, herkes kendine göre çevirmemeli. Bunların tek bir tanımı olmalı. Bu tanım da demokrasi derken ne aklımıza geliyor? Sizin de söylediğiniz gibi tabii ki insanların haklarını araması. Ama bu hakkı ararken bir başkasının hakkına müdahale ederek, bir başkasının hakkını gasp ederek, hakka tabiri caizse tecavüz ederek bu hak aranmaz. O da ne insan vicdanında ne de Allah katında yeri vardır. Bunu bir kere ifade etmek gerekiyor. İkincisi, ben buradan bir kez daha, birçok defa bunları ifade ettim ama bir kez daha sizin yanınızda da ifade etmek istiyorum. O kazada rahmete ulaşanlara Allah rahmet eylesin diliyorum. Kalanlara sabır. Hala hastanede olanlara da şifa diliyorum. Ama her zaman da söylediğimiz gibi birkaç defa da bu konuyla ilgili yazı da yazdım. Kan üstünden siyaset yapmak hoş değil. Orada ölenlerimiz, bizim canlarımız, ciğerlerimiz, geleceğimiz, fidanlarımız. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlarda hemfikiriz. Sendikayla hemfikiriz, siyasi partilerle hemfikiriz. Dünyanın hangi dilini, dinini, ırkını konuşan, yaşayan insanlar varsa onlar da hemfikiriz. Ama bunu kendimize göre, kendi hak arayışımıza göre yontup da bugünkü sizin de söylediğiniz gibi eylemlerdeki o çocukların sendika bizden uzak dur, bizden elini ayağını çek ya da sen biz bir arada yürüyemeyiz gibi sözlerini de o çocuklar görmüşse neden birçok kişi bunları görmüyor ya da gördüğünü niye ortaya çıkarmıyor? Trafik komisyonunun da açıkladığına göre zaten bunu sizler de manşetlere verdiniz, bizler de verdik. Orada bir kere sürücü hatası var. Yolun tabii ki eğik olması, düzensiz olması, bozuk olması bu başka bir konu. Ama burada ilk önce sürücü hatasından kaynaklanan bir süreç yaşanmıştır. Bu sürecin de yarattıkları yüreğimizi yakmıştır. Bunlar da hemfikiriz. Şimdi soruyorum, bazı siyasi parti örgütlerine, örgütlere destek veriyor. Ben de diyorum ki, ey siyasi parti yöneticileri, sizlerin zamanında da yaşanılan kötü acı kazaların sonucunda ölen, rahmetli olan bizim gençlerimiz, bizim fidanlarımız bu memleketin insanı değil miydi? O zaman hangi sendika ortaya çıktı ve bu hükümet yetkililerini istifaya çağırdı? Eğer hükümetin yolsuzlukla ilgili ya da yanlış yönetimle ilgili bir sıkıntısı varsa bununla ilgili istifaya çağırmalarına olumlu katkı sağlarım. Ama sürekli yaşanan bir sürecin aynısı burada da yaşanması, kötü bir sürecin şu anda yaşanmasından dolayı hangi bakanı, hangi başbakanı veya cumhurbaşkanı veya siyasi erki istifaya çağırabiliriz ki? Bu hakkı biz nerede görüyoruz? O zaman ben de şu soruyu soruyorum. Madem bu kadar doğru olduğumuzu iddia ediyorsak, kendi paramızı bile alamadığımız bir noktada Türkiye'den gelen parayla sendika başkanları, sendika yetkilileri bu memleketin maaşlarını nereye gönderiyor? Kendi ceplerini alırken neden o zaman istifa etmiyorlar? Onurlu bir mücadele edecekler. Diyecekler ki Türkiye senin paranı istemiyoruz. Ben senden maaş almıyorum. Örnek veriyorum. Sendika kendisine maaş bağlayacak. Buna niye evet demiyorlar? Ya da en azından üçte birinden fedakarlık. Veya dersin ki ben bir yıl gelen maaşım çocuk esirgeme yurduna gönderiyorum. Hayır, üçte biri ya da Türkiye'den yaşlılara, geliyor ya. Mesela evet. Evet. Hayır, daha da dirayetli gösterse üçte ikisini kendileri versin. O kadar çok bu memleketi düşünüyorlar ya. O kadar çok bu anlamda soru sorulacak var ki. Yalnız biz bu soruları sorduğumuzda hazmedemiyorlar ve çok ağır ithamlarla bizleri eleştiriyorlar. Ben 41 yaşındayım. Hiçbir zaman hiçbir sendika başkanını, siyasi parti başkanını, elam yetkililerini bile küfürle eleştirmedim. Demokrasiyi hazımsamış bir insanız. Çünkü Allah'tan korkuyoruz. Kalp kırmanın da bir anlamı yok. Ortaya koyacağımız her fikir gerçekten vicdanımızla bağdaşarak ortaya konmalı. Birkaç yazı yazdım. Geçen gün bir radyo programına katıldım. Aman Allah'ım. Radyoya telefonlar. Ağza alınmışa küfürler. Bir dakika ya, ne oluyor? Ben seni hazmediyorum ya sen niye beni hazmedemiyorsun? Ben ne söylüyorum? Senin doğrun benim doğrum. Dün gazetemin manşetinde Mustafa Arabacıoğlu'nu eleştirdim. Ben hükümetin bir sözcüsü değilim ki. Hükümet partisinin bir milletvekilini ve çok iyi tanıdığım bir milletvekilini eleştiriyorum. Önümüzdeki hafta başka bir bakanı eleştirmeyi düşünüyoruz. Onun planı yapıyorum şimdi. Akıncı'ya destek veriyorum. Bir yere kadar. Doğru mu? Size gelmeden önce Ferdi Sami Soyer Beyefendi ile telefonla röportaj yaptım. Yarın manşete çekiyorum. Sayın Çakıcı ile röportaj yaptık. Manşete çekiyorum. Yani bir kişinin bir siyasi ekolün sözcüsü değilim. Bunu bir kere ifade etmek gerekiyor. Ama bunu ifade ederken de ben birçok kişiye buradan sesleniyorum. Lütfen ama lütfen ağızdan çıkan söz handellere, söz ağızdan çıkmadığında senin esirindir, ağızdan çıktığı söz sen onun esirisin diye. Ağızdan çıkan sözün esiri olmayın. Bir kere 40 defa düşünün, bir defa konuşun. Çok ağır ithamlarda bulunuyoruz. Telefonlarda mesajlar geliyor, Twitter'larda ağza alınmayacak küfürler. Bu bence hani diyorlar ya panik hatayı getirir diye. Onların da vermiş olduğu panik sonucundaki hatadır bu.
Dolayısıyla bir kere birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ortaya koyacağımız sorunları gerçekten Allah ve vicdan arasında gider gelerek ortaya koyup bir uzlaşı bulmamız gerekiyor. Eğer hükümet istifa edecekse etsin, o ayrı bir konu, beni ilgilendirmiyor. Bugün istifa etti, yarın bir başka hükümet geldi, doğru mu? Yarın başka bir kaza oldu, ne yapacağız? Onu da mı istifaya çağıracağız? O da istifa etti, başka bir hükümet oluştu. İki partili, üç partili, tek partili, ne yapacağız? Bir daha kaza oldu. Ya 2007 ölenler bizim canımız değil miydi? Güzellikte giderken 3 tane taze öğretmenimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha söyleyeyim. Onlar bizim canımız değildi. Değil miydi? O zaman hangi sendika, kurum, kuruluş, dernek ortaya çıktı da hükümet istifaya çağırdı? Her zaman söylediğimiz gibi kan üstüne siyaset yapılmasın. İnsanlar ellerini vicdanlarına koyarak gerçekten sorunlar varsa bu sorunları çözmek için uğraşsınlar. Dediğiniz gibi ben ilk günü başbakanlığa yürürken arabamla başbakan önden geçiyordum ve ışıkların orada tıkandım kaldım. Öğrenciler geliyordu. Yemin ediyorum 13-14 yaşından bir tane kızımız sigara içiyordu. Önünde de birkaç adam, önünde de bir öğretmeni vardı. Herhalde sendikal bir öğretmen. Resmini çekip gazeteye basayım dedim, utandım. Dedim ki hepimizin evladı var, yani çocuğu niye teşhir ediyorum? Teşhir etmenin bir anlamı yok. Çocuk teşhir edilmeden de verilebilir gerçi, yüzü kapatılır. O ayrı bir şey, ona da vicdanım el vermedi. Başka birkaç tane resim çektim, onları kullandık. Çocuklardan birkaç tanesi arka tarafta gülerek geliyor. Arabanın camını açtığında çocuklar nereye, hayırdır dedim. Nereye gidiyorsunuz? Dedi ya işte ne bileyim işte gidiyoruz. Dersten kaçtık, arkadaşlar gelin dedi, hoca çağırmış, biz de gidiyoruz. Bu çocuktan haberi yoktu. Belki öndekilerin haberi olabilir. Ama arkada sürüklenen çocuktan haberi yoktur. Şimdi elini vicdanına koyan her bir ebeveyn için söylüyorum. Bunları yapmak hak mıdır? Neden çocukları kullanıyorsunuz? Bugün öğretmen sendikaları öğretmenlikle ilgili, öğrencilerle ilgili, müfredatla ilgili her türlü eylem yapabilirler. Avrupa Birliği ile ilgili beyanname ortaya çıkartıyorlar, beyan ediyorlar. Ya herkes işini yapmalı. Müzakerelere destek belirtiyorlar. Evet, size mesela. Siz kendi işinizi yapın. Eğer eksik bir nokta varsa, müzakere yetini eleştirmesi gereken bir sendikanız varsa onunla işbirliği içerisinde girin, o konuşsun. Aşırı demokrasi mi ya da raydan çıkmış demokrasi mi? Ne diyelim bunun adına? Bence raydan çıkmış demokrasinin önüne geçilmeyen bir süreç içerisinde yaşadığımız bir akıl tutulması yaşıyoruz şu an. Ben bunu söyleyebilirim. Ben buradan hükümet yetkililerine de sesleniyorum. Yapmanız gereken bir şey varsa, cezaevi müeyyidesi de varsa, başbakanın kapısı kırılıyor. Benim zamanım 3 defa kırıldı. Başbakanlık basıldı o zamanlar. 2010-2013 yıllarından bahsediyorum. Devletin malına zarar veriyorsunuz. Kamu malı zararıdır. Eğer bir suç varsa niye dava okumuyorsunuz bu insanlara? Evet. Yarın da camı kıracak, öbür gün de seni deşifre edecek ya da sana vuracak. Doğru mu? Evet. Yapmanız gereken bu kişilere cezai müeyyideyi uygulamanızdır. Evet. Başka da söyleyecek bir şey var mı bilmiyorum ama. Peki. Şunu da söylemekte fayda var. Bu ülke için konuşulduğunda, bu ülke için kritik yapıldığında, bu ülke için, bu ülkenin menfaati, bu Kıbrıs Türk halkının menfaati için bir şeyler söylenildiğinde zaman zaman bunu söyleyen kişinin kim olduğu, nereden geldiği, nereli olduğu, neden burada olduğu, neyle uğraştığı, hayatını nasıl kazandığı sorgulanıyor. Evet. Bu bağlamda siz bu ülke için, bu ülkede doğmuş olup, bu ülkede akrabaları, hayatı burada gelmiş geçmiş, burada ölecek olan pek çok insandan belki de çok daha fazla performans ortaya koymuş olmuş olmanıza rağmen, belki de ter dökmüş olmanıza rağmen, dürüst olmuş olmanıza rağmen sadece burada doğmamış olduğunuz için zaman zaman da dışlanabiliyorsunuz. Muhtemelen etnik faşistlik siz de, yapılıyor. Siz de herhalde bunlara maruz kalan isimlerden bir tanesisiniz. Çünkü şu an itibariyle sadece telefonuma gelen sizin konuk olmuş olduğunuz herhalde programa bir ayrı bir ilgi var. Dolayısıyla olumsuz eleştiriler de arka arkaya sıralandı. Nutkum tutuldu şu anda bu mesajları okumayacağım tabii ki ama şunu söylemek istiyorum. Bunu da takdirle karşılamak lazım. Bu da güzel, olumsuz eleştiri almak. Ama tabii biraz hakarete kayıyor. Şunu söylemek isteriz. Nedir bu sizce hazımsızlık? Nedir Kıbrıs Türk'ü ile Türkiye'yi, Türkiye'den gelen Anadolu halkı arasındaki yaratılmaya çalışılan bu ayrımcılık ya da böyle bir ayrımcılık var mı? Ne zaman oluşmaya başladı? Sizce bunun nedir? Şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. Üniversite yıllarında ben buraya geldiğimde derdim ki ya bu Kıbrıs'ın yerli insanı bizleri niye sevmiyor diye. Kimse alınmasın burada. Çok net konuşacağım çünkü. Ve kızardım kendimce. Çok işlerine girmeden.
Daha sonra yüksek lisansımı yaptım. Doktoramı yaptıktan sonra evlendim, burada kaldım. Ve bir baktım, Türkiye'den geldi. Daha işlerine girmeye başlayınca, eşimin dairesi vardı, onu da kiraya verdik. Baktım, dairenin son 2 aylık kirası ödenmiyor. Evin işte camı kırılmış, kapısı kırılmış. Elektrik, su borcu ödenmemiş. Çocuk da kaçmış gitmiş. Şimdi dedim ki, neden bu çocuk bunu yapıyor? Başımıza geliyor ya. Ve çocuğa kızmaya başladım. İsmi önemli. Dedim ki, arkadaş neden bunu yaptın? Yani en azından kirayı verseydin, elektrik suyu ödeseydin, kapıyı niye kırdın? Anlattığımda onun da kendine göre mazeretleri vardı. Sonra dedim ki, herhalde Kıbrıs Türk insanı bu gibi maruzlara çok kaldığı için, olaylar yaşadığı için genelleme yaparak insanlara kızıyor. Yani mert demiyor, güven demiyor. Ne yapıyor? Türkiye'liler diye kızıyor. O kızan taraf için konuşuyorum. Bu bir. İkincisi, bizler çok şükür elimizden geldiğince doğruyu konuşmaya çalıştığımız için, doğru iş yapmaya çalıştığımızdan dolayı bazen de bizim karşımızda olan, bizim gibi düşünmeyen insanların ya ben bunu yapmıyorum, bu kim oluyor da geldi burada bunu konuşuyor gibi söylemlerle kendini farklı algılaması, bizi de farklı anlatması, bunu yaparken de demokrasinin dışına çıkıp hakaretvari bir şekilde konuşması. Bir güne bir gün hiç kimseye hakaret etmemişizdir. Burada çıktım, demokrasinin gereği televizyon ekranlarında gayet normal bir şekilde konuşuyorum. Evet. Biz hazmediyorsak siz de hazmetmiyorsunuz. Kimi dışlamışız, kimi itmişiz. Dolayısıyla insan biraz da yapısıyla alakalı bir konu bu. Yani yapısında varsa bu anlamdaki bir sıkıntı, bunu da işte dışarı çıkartıyor. Ama çok üzücü şeyler yaşanıyor. Zira bir de tabii bunun bilinçli bir propaganda malzemesi olduğunu biliyoruz. Yani bir ülkeyi bölmek için ya askeri bir operasyon düzenlersiniz, bu mümkün değilse ya da bunun vakti saati varsa, tarih boyunca da böyle olmuştur, o ülkeyi içten fethetmeye çalışırsınız. Bunun da en kolay yolu size yakın, yönetime ters, zayıf halkaları kendinize bağlayarak orada bir takım işler çevirerek, orada belli başlı köşeleri, belli başlı noktaları ele geçirerek, orada bir algı operasyonu yöneterek, içeride bir rahatsızlık noktası, bir sancı, bir yapay sancı yaratıp yönetimin üzerinde baskı kurup oradaki emellerinizi daha kolay halletmeye çalışırsınız. Evet. Çok bilindik bir politikadır. Bu her yerde gerçekleşebilir. Bir iş kurumunda da yaşanabilir. Rakip firmaya da bunu gerçekleştirebilirsin ama bir de şu vardır. Aslında en zehirlisi bu. Yavaş yavaş öldürmek gibi. Karşı tarafı hiç bunu bilmeden zehirleyerek, çamur at izi kalsın şeklinde propaganda yürüterek, ne sizin de benim haberimiz olmadan, kötülerin de belki haberi olmadan, eleştirenin de haberi olmadan, eleştirilen tarafın da haberi olmadan bir şeyler zaman içerisinde işlenir, işlenir, işlenir. Öyle bir noktaya gelir ki gerçekten farkına varılmamış bir uğur gibi, bir kanser gibi tamamıyla bir bakmışsınız ki vücudu kaplamış, artık çok geçtir. Bu noktaya gelmemek için dikkatli olmak gerekir. Bu bağlamda Kıbrıs'ta da uygulanan durum bu. Yani kim ne derse desin, bunu bugün en solundan en sağına, en merkezinden en yukarıdan en aşağı herkes söyler. Burada Kıbrıs'ı, Türk'ün varlığı hazmedilemedi. Evet, ne Batı tarafından, ne Kıbrıs'ı Rumlar tarafından. Hali hazırda burada askeri bir güç kullanarak ya da işte soykırım girişimleri denendi, baskı kurulmaya çalışıldı, insanlara ellerine pasaport verildi bu ülkeden bir an önce gitsinler diye, burslar verildi karşılıksız, bir an önce başka yerde okuyun kalın da gelmeyin bu. Neler neler yapıldı, herkes çok daha iyi bilir bizlerden, haddimize değil kimseye tarih anlatmak ama. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türk'ün varlığı istenmedi. Bir şekilde burada kalmayı başaran, bir şekilde burada hayatını idame ettiren Kıbrıslı Türklere de hayat zindan ettirilmeye çalışılıyor. Ambargolara karşı, izolasyonlara karşı Kıbrıslı Türkler mücadele etmeye çalışırken Türkiye'nin de desteğiyle birlikte, yavru vatan, ana vatan ya da birlikte iki ülke bir şekilde burada varoluş mücadelesi sürdürmeye devam ederken de içeriden dış kaynaklı ya da içeriden kendiliğinden oluşan bazı çevrelerin İki ülke arasında, iki toplum arasındaki aslında tertemiz ilişkileri, berrak ilişkileri bozmaya çalıştığını ve bu bağlamda da aslında bir şekilde Kıbrıs Türk'ünü içeriden bölmeyi başarmaya çalıştığını ya da amaçlarının bu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bunu herkes biliyor ama ben tane tane anlatıyorum da size şimdi sözü bırakacağım. Acizane yorum sizin tabii ki. Estağfurullah. Yani şimdi bu oluyor. Yani çerçeve çatlamış durumda. Yani cam kırıkları, çatlakları var. Hala tek parça ama bu rahatsız bir görüntü veriyor bakana. Bu camda çatlaklar var.
Evet, cam hala kırılmadı. Hala aynada kendimi görebiliyorum. Ama rahatsız bir görüntü veriyor. Ve bu rahatsızlık, bu çatlaklar giderek artarsa bir gün bir yerden camın bir tarafı kopup Allah muhafaza elden kayabilir, bir yerimizi kesebilir. Bu böyle olmasın diye de mücadele edenler de ırkçılıkla, faşistlikle, bu ülkeye sonradan gelenler olarak adlandırılarak bir kısım çevre tarafından değerlendiriliyor. Ama biz hep de bir kısmı konuşmuyoruz. Mesela bu kısımda Kıbrıslı Türk olup Türkiye'den gelen yurttaşlarına, vatandaşlarına, soydaşlarına katen hiçbir şekilde ırkçılık yapmayan, onları seven, eleştiri olursa karşılıklı olabileceği gibi eleştirebilen çok temiz, çok öz insanlarımız da var. Bütün bunlara rağmen tabii ki daha çok çamur atan, iz bırakan tarafı konuşmak gerekir. Ne dersiniz? Sizce bu operasyon başarıyla sonuçlanabilecek mi? Bu operasyonu kırmak için ne yapmak gerekir? Zaman zaman sendikalarında bu operasyonlara alet edildiği, maşalık yaptığı iddia edilir. Dolayısıyla adı geçen, bahsini yapmış olduğunuz bazı sendikaların da adı bu bağlamda geçiyor. Sizce buna nasıl dur demek gerekir? Vallahi çok güzel özetlediniz. Çok da güzel anlattınız yani. Şimdi yüzünüz diye burada söylemek istemiyorum. Yine bu konuşmalardan birçok kişi rahatsız oluyordur ama nasıl ki yıllardır konuştuysak yine konuşacağız tabii ki. Rahatsız olmayan kesimler de var. Kıbrıs'ın Türkiye'li ayrımı maalesef uzun zamandır bu memlekette oluşmaktadır. Ama bunları çok görmeden, bunları da çok dikkate almadan herkes bence işini bildiği oranda, doğru oranda yapmaya devam etmeli. Çünkü biz bunlara kafayı da takarsak, düşünürsek emin olun ki motivasyon bozukluğu olacaktır. Ya bu bana niye bunu dedi, bana niye böyle baktı, beni niye böyle ithamda bulundu vesaire gibilerinden. Bu ithamlara yıllardan beri zaten maruz kalıyoruz. Dolayısıyla her kötü söz sahibini bağlar. Bizi bağlamıyor. Çok da dikkat almamak gerekiyor. Yapacak işlerimizden en önemlisi Kıbrıs Türk milli kimliğinin benliğinin oluşması ya da oluşmuş kimliğin ortaya çıkması. Bunu yurt dışında tanıtma anlamında her zaman söylediğim gibi Allah ve vicdan arasındaki gitgellerle beraber bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bunu yaparken de hiçbir şekilde kimseyi farklı ideolojilere alet etmeden kendi plan programımız dahilinde müsbet anlamda bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde düzenleyip de hayatımızın akışına devam ettiğimiz müddetçe ben eminim ki başarılar daha da çok artacaktır ve bu başarı sağlayanların sayısı da her gün artacaktır. Bu tarafta bir kesim varsa burada bir kesim vardır. Belki bunlar azınlıktan başlar ama unutmayın ki her çoğunluk bir azınlıktan başlıyor. Yani tek kişi bile kalsak her zaman konuşmak gerekiyor, doğruyu konuşmak gerekiyor. Ben buradadır ki zaten 4 haber internet sitesi, gazete ve dergiyi çıkardık. Aynı zamanda televizyon programları yapıyoruz, öğretim üyesiyiz. Çocuklara, gençlere milli birliği, beraberliği anlatmaya çalışıyoruz. Örf, adet, gelenek, göreneklerini söylüyoruz. Ana baba değerlerinin, ülke değerlerinin, misaki milli sınırları içerisinde yaşanan o nefes aldığımız hayatın kıymetini vermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken 45 dakikalık dersin yarım saatini belki ders müfredat işliyoruz. 15 dakikada bu çocuklarla konuşuyoruz. O gençleri yetiştirmek gerekiyor. Eline sigara verip de eylemlere götürmemek gerekiyor. Her ne kadar benim ders verdiğim öğrenciler üniversite öğrencisi olsa bile onların da yönlendirilmeye, anlatılmaya, dinlenilmesine ihtiyaç vardır. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Bunları yaparken de çok da şükür diyoruz. Yolumuza bu şekilde tabii ki devam edeceğiz. Yani çok dikkate almamak gerekiyor. Evet, tabii ki dikkate, yani moral bozucu bir şekilde dikkate almamak gerekir. Ama tabii ki dikkat etmek lazım. Zira dediğim gibi camı kaybedebiliriz. Yani evet. Camı kaybetmemek gerekir. Kolay bir şey değil. Biz bunu, o birlik bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz evet, işte. Evet, bunu başarmak yani kimsenin haddine değil tabii ki ama. Şimdi elinde bir derginiz var. Evet. Kuzey adlı dergi. Bu derginin sloganı hemen manşetin altında, korkumuz yok, endişemiz var. Evet, çok doğru. Peki kimden korkmuyorsunuz ve neden endişe duyuyorsunuz? Klasik bir cevap olacak ama Allah'tan korkuyoruz. Başka hiçbir korkumuz yok. Endişeniz neden? Endişemiz de milli birlik ve beraberliğin, o camın çatlaklığının birden kırılmaması. O birliğin bozulmaması. Çünkü bunu bizden sizler o birliği sağlamaya çalışırken emin olun ki bizim misli misli kat kat be kat kurum kuruluş dernek kişiler de o birliğin bozulması için çaba içerisindeler. İşte bunu 2004 anlam planı zamanında yaşadık. Amerika Büyükelçisi bile değirmenlik tarafında para dağıtıyordu. Ne için para dağıtıyordu? Evet çıkması için para dağıtıyordu. Gerçi buradaki halkın birçoğu Türkiye evet de diye evet dedi ama evet. Anlam planı zamanında yaşadık. Rum tarafı da hayır dedi büyük bir çoğunlukta. Şimdi
Bunlar isterseniz müzakere sürecinde biraz... Tabii zaten oraya götürüyorum konuyu. Şimdi evet, endişeden zaten açtığım kapı oydu. Evet. Sayın Barış Burcu bir sözü vardı. Hayal kırıklığı yaşadık diye. Evet, hayatımdaki en büyük hayat kırıklığı evet, dedi. Yani bu endişe aslında. Kendisi için de bir endişe baktığınızda. Endişe bu insanlarda da var. Müzakere sürecini götüren, Sayın Akıncı'ya güç kuvvet vermeye çalışan insanların da endişeleri var. Bizim endişemiz de bunlar işte. Korkmuyoruz, o ayrı bir konu ama endişemiz var. Sayın Burcu bir açıklama yaptı. Ortalık zaten o zaman hatırlarsanız yerinden oynadı. İlk açıklaması mı? Evet, böyle isterseniz şeyi bir çok kısa onu bir anlatayım isterseniz. Şurada bir kez daha bir zihinlerde buyurun tekrar edilsin. Yunanistan Başbakanı'nın garantiler iptal edilemez. Türk askerlerinin adadan çekileceği tarih de belirlenmezse Beşli Konferans'a katılmayacağı açıklamasını anımsatan Burcu, bu adeta sonucu toplantıya gitmeden elde etme taktiği olarak önümüze atıldı. Buna bizim sessiz kalmamız mümkün değildi. Yunanistan öyle bir aşamada, böyle bir çalışma içerisinde böyle bir talep ortaya koymasının mantığı var mı? İlerleyebilmemiz, önümüzü görebilmemiz için, birbirimize yardım edebilmemiz için bu tereddüdün ortadan kaldırılması, endişenin ortadan kaldırılması gerekiyor dedik. Birleşmiş Milletler de bunu makul karşıladı ve bu tereddüdün giderilmesi için onlarca saat mesai yaptı diye devam ediyor. Daha sonra kendisi bir açıklamasında tekrar kendisinin, Sayın Burcu'nun 42 yıldır barış için mücadele veren bir kişi olduğunu belirten Burcu, hayatımın en büyük hayal kırıklıklarının birini yaşadım diyor. Şimdi yaklaşık 2 hafta geçti Montpellier'deki görüşmelerden sonra. Ben de şu soruyu sormaya ihtiyacı duyuyorum işte birlik ve beraberlikten dolayı. Sayın Akıncı'ya yazdım, yarın çıkacak, yolun açık olsun. Desteğimiz var. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Her ne kadar ülke içinde kaos olmaya, yaratılmaya çalışılsa da, süreci farklı şekilde baltalamaya çalışsa da şu an bizim mevcut bir Cumhurbaşkanımız var. Onun da arkasında güçlü bir desteğe ihtiyacı var. Lakin 2 hafta içerisinde Yunanistan'ın ve Rum tarafının hangi kademelerinde neler değişti de şu an bizlerle beraber beşli görüşme konusunda onaylanıyor? Evet. Ne değişti de masaya tekrar Anastasiadis oturdu? Bu soruya yanıt olarak Sayın Akıncı dün Brüksel hareketinden önce hiçbir ön koşul yok dedi. Böyle bir ne değişti peki iki haftada? Evet, gökten vahim mi geldi? Evet. Hadi gidin mi dendi? Bir şey olmalı değil mi? Evet. Yani şu an benim buraya gelmem için bir neden var. Nedir? Sizi takdir ettiğim için, sevdiğim için, çizginizi de beğendiğim için geldim. Televizyonu da seviyorum, sizi de seviyorum. Çıktım geldim burada konuşuyoruz. Bir nedeni var. Aramızda bir sorun olursa da, farklı bir şekilde yansırsa da çıkar giderim. Onun da bir nedeni var. Şimdi 2 hafta önce herkes bu iş bitti diye, hatta Sayın Akıncı da bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gerekirse devam ederiz gibi söylemleri söyletme ortamından geçmesine rağmen bunu söyledim. Birçok kişi kendisini eleştirdi. Ne oldu da şimdi 2 hafta sonra tekrar bu görüşmelere başlıyor? Bir şey olmalı. Yani Elam'ın Ulusal Konseyler istifası mı bunu gerektirdi? Yoksa o da mı bir senaryo? Sebebini biliyorsunuz Elam'ın istifasının. Anastasiadis Rum tarafındaki şey Ulusal Konsey'e çok yeterince bilgi vermiyor. Artı Türk tarafının sentezleri kabul görmeye başlamış. Bunu ben düşünemiyorum da orası nasıl düşünebiliyor? Acaba bu da bir oyunun bir parçası mı? Yani bu konularda endişe duymak gerekiyor. Tabii ki korkmadan, sloganımızda dediğimiz gibi. Endişemiz var. Sayın Serdar Denktaş dedi ki bu oyunun bir parçası, bunu bir hafta 10 gün önce söyledi. Önümüze dedi tekrar bir şey gelecek dedi. Yeniden bu konular başlayabilir. Benim şimdiden cevabım hayırdır. Acaba bir şey var da net birileri bir şey anlatamıyor mu? İşte bu soruların cevabını bulamıyoruz. Ocak ayı içerisinde beşli görüşme devam edecek, başlayacak vesaire. Sürekli umut pompalandı. Bu iş bitti. 6 ay var. Bitmek üzere. Sonuçlanıyor. Pembe tablolar çizildi. Ama sonuç hiç sonuç odaklı olmadı. 42 yıldır, 45 yıldır kaç yılsa bu süreç böyle devam etti. Rahmetli Denktaş'ı da mistirini olarak ortaya çıkartan bir yapı, şimdi kendileri masadan kaçan taraf olarak ortaya çıkmakta. Dolayısıyla ben Rumların samimiyetsizliğini her zaman söyledim, yine de söyleyeceğim. Bunu söylerken de Sayın Akıncı'ya güvenimiz tamdır, o da ayrı bir konu. Anavatan Türkiye ile zaten kendisi de söyledi, ikili ilişkilerle, istişarelerle bu süreç götürülüyor diye. Yani kimse de hiçbir şekilde çok endişeye aslında korkmasın, endişeye kapılmasın. Sonuçta Allah'tan bir Rum tarafı da var da bazen de hayır demesini de biliyor onlar bir referandumda. Önümüze bir referandumda gelirse yine aynı şekilde bu taraftan evet çıkarsa, ben yine her zaman söylediğim gibi bir daha söylüyorum, Rum tarafına da çıkacak sonuç hayırdır. İlkokuldaki çocuklara Türklerin kanını içeceğiz.
barbar Türkler gibi müfredat içerisindeki konuları anlatan bugün bir hala eğitimci. Var mı böyle? Ben kontrol etmedim. Hala var mı? Var. Ben bir eski bakanla televizyon programından sonra oturup sohbet ettim. Dedim ki ya dedi biz 2007'de dedi işte tarih kitaplarını değiştirirken dedi anlaştık orası da burası da değişecek diye. Biz değiştirdik onlar değiştirmedi dedi. Ve öyle kaldı. Her şeyde olduğu gibi. Evet, evet, evet. Cayan, samimiyetsizler. Dönen, evet. Samimiyetsizler. Aslında çok samimiler. Yani ya bu anlamda doğrudur yani. Evet, biz bu, gibiler, evet, çok evet, bu anlamda söylüyorum ama bize göre değil. Samimiyetsizlik bizde var bence birazcık. Öz eleştiri olsun. Ben kendi adıma söyledim yani. Kimse yanlış anlamasın. Dolayısıyla şimdi Kıbrıs müzakereleri dediniz ya ne oldu da Montpellier'inden sonra tekrar masaya oturuldu. Orada bir gizem var işte. Bir haftalık bir süre içerisinde, bir 10 günlük süre içinde AİHD, BM yetkileri, işte gelen telefonlar vesaire vesaire ama işin içinde bir de Türkiye var tabii ki. Türkiye aslında bu sürecin anlaşılıyor ki devamından yana. Evet her ne kadar yıl sonuna kadar bir anlaşma aksi halde mesajları gelse de her ne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yola devam ederiz açıklaması gelse de İstanbul'da Sayın Akıncı ile Erdoğan'ın katıldığı 7. Boğaziçi Forumunda şu an itibariyle Türkiye aslında sürecin sonuna kadar gitmek istiyor gibi görünüyor. Yani bir referanduma kadar gidebiliriz evet. Ama Türkiye'nin de olmazsa olmazları ortada. Birleşmiş Milletler de bunu kabul etmiş, mantıklı bulmuş ve hatta Rum tarafını, Yunanistan ikilisini, Rum-Yunan ikilisini ikna etmiş ki tekrardan müzakereler başlayacak. Şimdi asıl oyunun sonunda ne olacak? Aynı Sayın Sinirlioğlu'nun söylediği gibi. Bu oyunun sonunda iki devletli yeniden bir müzakere olursa bu iki devletli bir müzakere olur açıklaması önemli. Dolayısıyla bunun gibi pek çok açıklama var. Bundan sonra ne olur? Türkiye bu oyunun da sonunda bu kez 2004'ün ardından olduğu gibi yeniden bir müzakere masasının kurulmasına izin verir mi? Ya da buna razı olur mu? Yoksa bu kez gerçekten size göre bir şeyler değişir mi, değişmeli mi? Türkiye'nin isteği doğrultusunda bu görüşmeler devam etmiş olabilir ama Türkiye'nin isteği doğrultusunda yıllardan beri Avrupa Birliği'ne girişte olmuyor. Evet. Yine aynı Türkiye istiyor. Evet. Aynı Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet istiyor. Bir de ilginç bir çelişki. Türkiye referanduma şimdi gitmek istiyor. Evet. Müzakereleri evet refere etmek için. Avrupa Parlamentosu oturuyor. Müzakereleri dondurma kararı alıyor. Şimdi böyle bir saçmalık da var. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum, yine söylüyorum, yine söyleyeceğim de. Bir B planımız olması gerekiyor. Sayın Erdoğan ne söyledi? Eğer Avrupa Birliği olmazsa Şangay Beşlisi'ne geçeriz dedi. Başka birlikler kurulur. Onların içerisinden yer alırız. Doğru mu? Şangay Beşlisi ne yaptı? Tüzük değişikliği yaptı. Dedi ki seni biz dönem başkanı ilan ediyoruz. Üye değil. Birliğe üye olmayan bir devleti Şangay Beşlisi dönem başkanı yaptı. Rusya ve Çin gibi iki büyük devletin olduğu bir beşliden bahsediyorum. Evet, Enerji Komitesi'nin dönem evet, başkanı oldu. Evet, Enerji Komitesi'nin. Şimdi bu dönem başkanlığı bence bir önemli bir mesajdır. Ben de şunu söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de eğer bu anlamda bir sonuca varamayacaksa, olmayacaksa da bir B planı olmalı. Tabii ki anavatan Türkiye ile etkin ve fiili garantisinin içerisinde farklı bir model olabilir. Şangay Beşlisi'nin içine girilebilir. Türk Birliği dünyasının içerisinde farklı modellerle yer alabilir. Bunları bulmak gerekiyor, bunları düşünmek gerekiyor. Bütün enerjimizi biz müzakerelere verdik. Müzakerelerde o olursa bu olursa diyoruz. Ya olmazsa? Bunları düşünmek gerekiyor. Ha bunları düşünmek tabii ki bizim haddimize mi? Biz sadece yol gösteriyoruz. Gerekli kişiler de bunları dinliyorsa onlar da böyle bu anlamda bir plan yapması gerekiyor. Dolayısıyla olmazları da ortaya koyarak hayal kırıklığına uğramadan, endişeleri ortadan kaldırıp korkmadan farklı bir B planı ortaya çıkmak gerekiyor. Evet, bu B planının ne zaman ve nasıl konuşulacağı çok önemli. Diğer bir title'ınız da Türk Birliği Dayanışma Derneği evet Başkanı olmak. Bu bağlamda Türk Birliği ya da Türk dili konuşan ülkelerin birliği ya da muhtemel birliği ya da onlardan gelecek olan destek de çok önemli. Ama bugün ne yazık ki tabii ki dünyanın başına öreklenen bazı odaklar her ülkede bir sorun yaratıp herkesi bir şekilde zayıf yerinden kullanmaya devam ediyor. Mesela Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesi nedeniyle ne yazık ki eli kolu bağlanmış durumda. Kıbrıs'la ilgili bir hamle yapmak istese ki çok istediklerini bir biliyoruz. Bir defa bir gece hatırlıyorsunuz. Evet, doğrudan bir uçuş yaptı, oldu. Evet, sonra ne oldu size söyleyeyim. Ondan sonra zaten gerekli telefonlar, diplomasi trafiği başladıktan sonra Azerbaycan'ın üstündeki tehditler arttı ve maalesef bu kararında geri dönmek zorunda kaldı. Kardeş Azerbaycan. Bile. Evet maalesef.
Dolayısıyla burada ben her zaman şunu söylüyorum. Güçlü modellere, güçlü ülkelere ihtiyaç vardır. Bu güçlü dünya liderleri, ülkeleri de hep söz sahibi olmuştur. Türk dünyası, Orta Asya, yeri geldiği zaman Balkanlar'da söz sahibi olan Türkiye. Evet. Demek ki Türkiye ile birlikte her anlamda etkin platformlarda yer almak, onunla beraber yürümek, onun tabii ki nasihatları mı diyelim yoksa istekleri doğrultusunda da kendimize belki de öz eleştiri diyoruz ya, bir çeki düzen vermek, bu anlamda herhalde ki hayat daha yaşanabilir, daha olgunlaşabilir bir ortam olarak bize geri dönecektir. Dolayısıyla Türkiye ile el birliği içerisinde yola devam etmek gerekiyor. Evet, tabii ki Türkiye ile birlikte ama muhtemel bir B planı içerisinde dahil edilebilir mi? Yani dünyanın gözü önünde dağıtılmış, getolara hapsedilmiş, yok olma tehlikesiyle yüzleşmiş bir Filistin halkı evet. var. Bir gecede bir Birleşmiş Milletler planı, ne yazık ki Türkiye'nin de onay verdiği ve ardından da ilk tanıyan ülkelerin arasında olduğu Türkiye, ki tarih boyunca İsrail ilişkilerimiz hatalardan ne yazık ki ibaret, bugüne uzanan ilişkiler noktasında da keza öyle görünüyor. Bir devleti, egemen halkı devletin yarısını elinden alıp bir başka halka bir devlet olarak veriyorsunuz. Sonra böyle bir hakkı tanımış olduğunuz devlet, elinden devletinin yarısı alınan halk bu defa getolara hapsedilmiş oluyor ve şu an itibariyle yok olma tehlikesiyle belli başlı kamp edilecek bir bölgede mağdur. Bütün dünyada İsrail'i çatır çatır tanıyor. Herkesin ilişkisi var. Amerika Birleşik Devletleri bile İsrail'e ses çıkaramıyor, çıkaranlar yok oluyor. Yahudi lobisinin çok ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde, siyasetinde etkili olduğunu biliyoruz. Hal böyleyken yani güçlüye kimse ses çıkartamıyor. Kırım'ı, Gürcistan'ı işgal etmiş, Ukrayna'yı işgal etmiş Rusya'ya kimse bugüne kadar ne işgalcisin diyebildi, ne soykırım gerçekleştirsin dedi. Ne İsrail'e keza devamlı ikili işbirliği anlaşması imzalayan Rum tarafı böyle bir şey söyleyebiliyor, ne de başkaları. Dolayısıyla güçlü olduğunuz zaman iş değişiyor. Peki Türkiye için neler söylersiniz? Biraz da Türkiye konuşalım. Türkiye yeni dünyada yerini almaya çalışan ama eski Türkiye'den farklı bir Türkiye olarak güvenlikten ekonomiye, ekonomiden enerjiye, hayatın pek çok noktasına ilişkin farklı stratejilerle ilerlemeye çalışıyor ama içeride çok ciddi olaylar var. Başarısızlıklar var vesaire vesaire. Kırgınlıklar var, öfkeler var vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi Türkiye dünya ülkeleri arasında ekonomisini büyütmüş. Tabii ki komşu ülkelerle sınırları arasındaki problemleri hat safhaya ulaşmış. Şu an bir mevcut yapı içerisinde. Ama ben her zaman şunu söylüyorum ve buna inanmışım. Anavatan Türkiye'de çok ciddi bir liderlik var. Bunun tabii ki götürüsü de olacaktır. Ona göre de güç kırılması yaşanmaya çalışacaktır. FETÖ operasyonları gibi, FETÖ olayları gibi. Şu anda bu FETÖ'nün döviz bazında yarattığı bir algı operasyonu ve ekonomik kriz şu an memleketin önünde. Dolayısıyla Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin, şunu söyleyeyim size, 12 sene önce memleketinize gittiğinizdeki yapıyı hatırlıyor musunuz? Şimdi gittiğinizdeki yapıyı kıyasladığınızda gerçekten çok farklı bir gelişim kaydetmiştir. Bunları kaydederken tabii ki ülkelerin ekonomilerinin refaha ulaşması için bazı sıkıntılar yaşanacaktır. Hani doğumların da sancılı olduğu gibi bu ekonominin büyümesinin de bir sancı getireceği de ortadadır. Bir noktada bunu gerçekleştirirken komşu ülkelerin de bu büyümeden rahatsızlığından dolayı içerideki manipülasyonları, oyunları da artacaktır. Bunları yıllardan beri yaşadık. 80 öncesi, 80 sonrası dönemlerini okuduk, gördük. Bunları yaşayanlara da biz anlattık ve dile getirdik birçok kişiye. İki kardeşin birbirini vurduğu bir ortamlardan geçtik. Doğru mu, hatırlar mısınız? Duymuşsunuz. Evet, evet. Solu sağa dile getirildiği zaman ekonomik krizlerin olduğu has safhada bir Türkiye, kendisini 30 yıl geri götüren bir yönetim tarzı anlayışı vardı. Ama şu an daha bu anlamdaki manipülasyonların ve kırılma noktalarının has safhada olduğu bir dönemde bile güçlü liderlik anlayışıyla bunlara karşılık verme noktasında bir başarı sağlanıyor. Tabii ki çatlaklar olacaktır. Tabii ki yarılmalar olacaktır. Bu normaldir. Bir kavgaya girerken bile
muhakkak ki bir darbe alacaksınızdır. Türkiye de bu anlamda darbe alıyordur ama Türkiye'nin bu etkin ve sağlam ilerlemesi karşıdaki direnci de arttırıyor o oranda. Seviye yükseldikçe direnç de yükseliyor. Saldırılar da ona göre artıyor. Ama ben ümit ediyorum ki bu gidişatın sonucunda inşallah huzura kavuşmuş bir iç yapı, sıfır sorun diye nitelendirilen komşular ilişkilerinde bir noktadan sonra daha minimize etme noktasında Rusya ile başlandı. İsrail ile devam ediyor baktığınızda. Bunun sayılarını arttırılarak o bölgedeki hakimiyetin daha da farklı olmasını diliyoruz tabii ki. Göreceğiz. Evet, kolay bir bölge değil. Kıbrıs için de keza öyle. Peki yeniden ülkeye dönecek olursak, 40 yıl içinde 38 hükümet ve ne yazık ki sorunlar yumağa giderek büyüyor. Kar topu olmuş, altında eziliyoruz. Zaman zaman bu bizleri bölüyor. Farklı kutup noktaları oluşmasına neden oluyor. Ancak bugün ne olursa olsun bir birleşme olur, olmaz, bir çözüm olur ya da olmaz bilemiyoruz ama burada biz yine biz bize olacağız ve biz yine bu sorunlarla mücadele etmek durumundayız. Ama bu sorunlar var diye ve biz bu sorunları çözmek zorundayız ve ne yazık ki başarısız yönetimlerden dolayı başaramıyoruz, çözemiyoruz diye birbirimizi yok etme noktasına geldiysek herhalde artık herkesin iki elini alıp başının arasına koyması gerekiyor. Ya da şapkayı ortaya koyup. Ya da keza öyle. Evet. Bu bağlamda ne mesaj verirsiniz? Bir de bunu alalım. Mert Bey, her zaman söylediğimiz gibi yine söylemekte fayda var. Bir kere birbirimize saygıyı öğrenmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak öğreneceğiz. Biliyorsak da bunu ortaya koymamız gerekiyor. Ben sen kavgasına girmemek gerekiyor. Ben senin ne? Ne olabilir? Yani ben sen neyin kavgasını veriyoruz? Yanlış giden bir durumun başka bir grup tarafından ortaya konması, o grubun yanlış ortaya koyduğu yapıyı da biz farklı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani herkes yanlışları söylüyor. Ama üslup hatası var işte. Tarz hatası var. Yaklaşım hatası var. Mantalite hatası var. Biz sövmüyoruz, eleştiriyoruz, edebimizde, adabımızda eleştiriyoruz. Elimizden gelince de haddimiz olmadan, aklımızın kestiği kadar yol göstermeye çalışıyoruz. O kadar. Başka da bir derdimiz yok. İstediğimiz milli birlik ve beraberlik. Milli kelimesi çok önemli. O yüzden milli kelimesini hazmetmemiz gerekiyor. Kıbrıs'ta millilik kelimesi ne anlama çıkar? Yani bütünlük. Kıbrıslılık mı? Kıbrıs Türk'ü birleşik yazılan Kıbrıs Türk'ü müdür? Ya da şimdi Kıbrıslı Türk'ü müdür? Ya da nedir Kıbrıs'ta milli olmak? Milli olmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, buranın havasını teneffüs eden, ortak değerlere sahip olan, geleceğe de beraber devam etmek niyetinde olan halkın, vatandaşın, yurttaşın adı neyse bir olmasıdır milli olmak. Bunu hazmetmektir. Hani Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk olana dememiş. Benimsemek gerekiyor. Kendini her benimse millidir. Millinin içerisine girer. Bu memleketin sorunlarıyla boğuşan, vatanını vatan bilen, bayrağını bayrak bilen, arkadaşlarını da yoldaş bilen, o dilde söyleyelim, sıkıntı değil. Herkes milli değerin içerisindedir. Bizim derdimiz bu. Yeter ki birbirimizi hazmedelim. Edebiyle, adabıyla yolumuza devam edelim. Başka bir şey söylemiyorum. Peki, söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim. Hem yayınlarınızda, hem akademisyenlik hayatında, hem de gazetecilik hayatında tekrar size çok başarılar dilerim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kırmızı bizi gelmiş olduğunuz için teşekkür ederim. Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bize ayrılan süre zarfı içerisinde gündemi konuşmaya çalıştık. Değerli konuğumuz Sayın Güven Arıklı sorularımıza yanıt verdi. Kendi düşüncelerini aktarmış oldu. Biz her çeşit düşünceye, her kesimden misafire, konuğa kapımızı her daim açıyoruz. Görüşleri demokratik bir ortamda, demokratik bir zeminde tartıştırıyoruz. Farklı bakış açılarını yakalamaya çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey ise aslında tarafsız bir şekilde herhangi bir siyasetin, herhangi bir ideolojinin eseri olmadan demokratik yollarla farklı düşünceleri içerisinden herkesin payına düşeni almasına aracı olmak acizane efendim. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde yeni bir odak noktasında farklı bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.